Değerli katılımcılar hoş geldiniz. Betonarme yapılarının hizmet süresini etkileyen kimyasal bozulmalardaki temel etken, boşluk ve çatlaklardan betona nüfuz eden su ve havanın beraberinde taşıdıkları zararlı bileşenlerdir. Bu çalışmada geçirimliliği düşük beton tasarım için farklı tip çimento, mineral ve kimyasal katkılar kullanarak betonun mekanik ve durabilite özelliklerinin etkisi araştırılmıştır. Bir yapının projelendirmesinde dayanım, fonksiyonellik, ekonomi ve estetik özellikleriyle birlikte yapının hizmet ömrü süresince çevresel etkilere karşı da dayanıklı olması beklenmektedir. Yapının maruz kaldığı hasar verici bu etkilere karşı kullanılan bileşen malzemeler ve miktarları yönünden beton uygun şekilde tasarlanmalı, doğru şekilde yerine yerleştirilmeli ve dayanım kazanma süresi boyunca da kür ve bakım kurallarına uyulmalıdır. Bu şekilde erken yaş çatlakları koltuğun altından alınan betonlarda geçirimlilik azalmakta, dayanıklı ve güvenli yapılar inşa etmek mümkün olmaktadır. Betonun dayanık özelliklerini iyileştirmek için farklı tip çimentolar ile birlikte mineral ve kimyasal katkıların betonda kullanılması çalışmaları günümüzde devam etmektedir. Bu çalışmalarda sıklıkla kullanılan iki mineral katkı uçucu kül ve yutulmuş granül yüksek fırıncı rufudur. Termik santralden elde edilen UÇK'nın ve demir çelik endüstrisinden elde edilen ÖYFC'nin betonda kullanımı betonun taze ve sertleşmiş beton haldeki performansını arttırmaktadır. Bu çalışmamızda farklı tip çimentolar, mineral katkılar ve kimyasal katkılar kullanarak geçirimliliği düşük beton tasarımı için alınacak tedbirler ve bu tedbirlerin mekanik ve durabilite özelliklerine etkisi araştırılmıştır. Deneysel çalışmamızda, çalışma kapsamımızda sabit su çimento oranı ve eşdeğer çimento dozajlarında Sember 42.5 R Portland çimentosu, Sember 42.5 SR5 SDC çimentosu ve katkılı çimento olarak da Semiki ALL 42.5R çimentoları ile birlikte UÇK, ÖYFC ve su geçirimsizlik kimyasal katkıları kullanarak toplamda 13 karışım hazırlanmıştır. Laboratuvar ortamında yapmış olduğumuz çalışmalarımızda belirtmiş olduğumuz kriterler çerçevesinde beton karışımları hazırlanmış ve bu karışımların taze beton sertleşmiş beton özelliklerine bakılmıştır. Çalışmalar sabit su çimento oranı 0.45 değerinde 350 kg metreküp çimento eşdeğerlerinde yapılmış. Mevcut standartın su bölü çimento hesabında öngördüğü mineral katkı kullanım sınırlamalara dikkate alınaraktan ÖYFC betonda çimento kütlesine oranla %100 kullanılmış. Bütün çimento tiplerini yapmış olduğumuz çalışmadaki kullandığımız bütün çimento tiplerindeki çalışmalarda ÖYFC için K eşdeğerlik kat sayısı 0.8 alınmış. UÇK'lı karışımlarda ise UÇK'nın çimentoya oranı %33 oranında kullanılmış. Bütün çimento tiplerindeki çalışmalarımızda da yine UÇK için K eşdeğerlik kat sayısı 0.40 alınmıştır. Beton karışımlarımızda çökme değeri 20+-2 santim olarak hedeflenmiş. Sabit su çimento oranında yapılan çalışmalarda hedef çökme değeri için de kullanmış olduğumuz süper akışkan aşı kimyasal katkı oranları farklılık arz etmiştir. Beton numaralarımızı 10'a 20 silindir kalıpları aldık. Çalışmalarımızda taze beton sıcaklık, çökme, birim ağırlık, hava içeriği yüzdesi, taze beton priz deneyi, sertleşmiş betonlarda basınç dayanımı, yarı adiabatik sıcaklık gelişimi, basınç altında su işleme derinliği, kılcal su emme, hızlı klor geçirimi ve klor migrasyon testlerinin tamamı yapılmıştır. Deneylerde kullanılan malzemelerden bahsedersem, çimentomuz tablo 1'deki görmüş olduğunuz Semmer 42.5, SDC ve katkılı çimento 3 tip çimentomuz var. Mineral katkılarımız uçucu kül ve yüksek fırıncı rufu. Agregalarımız karker kökenli, kireç taşı kökenli agregalarımız. Burada ince malzeme olarak 0.4 ve 0.6 mm kırma kum kullandık. İri agrega olarak da 4.12 ve 12.22 mm agregalar kullanıldı. Bölgemizde doğal kum olmadığı için beton işlenebilirlik, pompanabilirlik özelliklerini iyileştirmek adına kullanmış olduğumuz 0.4 mm kırma kum. İşletmelerde arkadaşlarımız bilirler, daha dik milli dediğimiz kırıcılarda daha kübik elde etmiş olduğumuz 0.4 malzeme incelik modüllerinden de görüneceği üzere daha ince elek analizlerinde görünmekte. Kimyasal katkımız polikarbonsilat esaslı polimer tipte yüksek oranda su azaltıcı bir akışkanlaştırıcı kimyasal katkı kullanıldı bu çalışmada. Sunumumuza bahsetmiş olduğumuz o geçirimsizlik katkılarıyla ilgili de 3 farklı yapıdaki su geçirimsizlik kimyasal katkısı kullanıldı. Bu su geçirimsizlik kimyasal katkısı piyasada sıkça karşılaştığımız hani firma ismi vermeden sadece kendi speklerinde, teknik speklerinde
edindiğim bilgileri kullanaraktan burada göstermeye çalıştım. Modifiye lignosülfonat esaslı, inorganik bileşikler ve silikat karışımı, kristalize karışım katkıları ismiyle geçiyor teknik speklerinde. Ben de buraya o şekilde geçtim. Bunlara da isimler verdik. Deney şartlarındaki kabullere göre beton tasarımlarını farklı 13 tasarımı şu şekilde özetleyebilirim. 3 farklı çimento için ayrı ayrı denedik. 3 farklı çimentoda bahsetmiş olduğumuz 2 mineral katkıyı kullandık. Yine yapmış olduğumuz çalışmalar içerisinde bir referans, sıkça kullandığımız bir betonda betonu referans kabul edip o referans betonda betonla kıyaslamak için aynı tasarımda ince agregayı 0.4 ve 0.6 yerine %100 0.4 malzeme kullandık. Başka hiçbir şeyini değiştirmedik. Yine çalışmalar içinde seçilen referans tasarımımız ile kıyaslamak adına bu tasarımlara, o referans tasarıma 3 farklı su geçimsizlik katkısını ilave ederek yine 3 tane tasarım hazırladık. Beton tasarımlarımız tabloda belki daha çok açıkça belirttik. Çimento cinslerimiz, bağlayıcı cinslerimiz, dozajlarımız, her karışımda kullanmış olduğumuz K eşdeğerlik kat sayılarımız, o hesaba karşılık gelen eşdeğer çimento miktarımız, su bölü çimento oranlarımız, her karışımda kullanmış olduğumuz farklı oranlardaki akışkanlaştırıcı kimyasal katkı oranlarımız, su geçimsizlik katkılarındaki kullanmış olduğumuz tasarımlarındaki ilave etmiş olduğumuz su geçimsizlik katkı yüzdemiz ve betonlarımızı yeteri incelikte olmasını sağlamak adına yapmış olduğumuz tasarımlardaki tüm 0.25 milim ve 1 milimden geçen çimento, agrega dahil tüm malzeme miktarlarını yine tabloda belirtmek istedik. Burada amaç ince malzeme anlamında da yani filler anlamında da birbirine yakın tasarımlar oluşturmaya çalıştık. Deney sonuçlarımızı irdeleyecek olursak deneylerimizde taze beton priz deneyiyle başladık. Farklı çimento tiplerinde beton priz başlangıç süreleri sırasıyla SEM1, SDÇ ve SEM2A'lı betonlar olmuş. Beton priz bitiş sürelerinde ise SDÇ, SEM2, SEM1 olmuştur. Bu süreleri beton priz başlangıç ve bitiş sürelerini çimentonun kendi analiz raporundaki priz süreleriyle karşılaştırdığımızda tamamen bir paralellik göstermiştir. Mineral katkılı betonlarda ÖFC kullanımı priz başlangıç sürelerini bir miktar kısaltmıştır. O inceliğinden olduğunu düşünüyoruz. UÇK kullanımında ise bu süre uzama eğiliminde olmuştur. Su geçimsizlik kimyasal katkılı betonlarda seçmiş olduğumuz katkılardan su geç 2 katkılı beton referans betona göre priz süresi kısarken diğer katkılarda priz süreleri bir hayli uzamıştır. Beton basınç dayanımları incelediğimizde karışım tasarımlarının tamamı C40-50 tasarım dayanımına ulaşmıştır. Tüm çimento tiplerinde ÖFC katkılı karışım tasarımlarında erken yaş basınç dayanımları bir miktar düşük olurken 28. günde diğer karışım tasarımlara benzer dayanım sonuçlarını vermiştir. Su geçimsizlik katkıları basınç dayanımı üzerinde olumsuz bir etkiye sebep olmadı, tespit edilmiştir. Yarı adiabatik ısı testinde ise tüm karışım tasarımları içerisinde en düşük yarı adiabatik ısı değeri katkılı çimento ve ÖFC yüksek fırın curufu karışım tasarımında elde edilmiş. Bunun yanı sıra diğer çimento tipleri için de en düşük değer yine yüksek fırın curufu katkılı karışım tasarımlarında hesaplanmıştır. Uçucu kül katkılı karışımlarda ise yalın çimentolu karışımlara yakın sonuçlar elde edilmiştir. Beton geçirme testleri de kılcal su emme ve basınç altında su işleme derinliği test sonuçlarımızı irdelediğimizde kılcal su emme ve basınç altında su geçirme test sonuçları arasında genel bir korelasyon kurulamamıştır. Yani karışımların bu iki test sonuçlarıyla karşılaştırdığımızda çok bir korelasyon kuramadık. Mineral katkılı betonların yalın çimentolu karışımlara göre basınç altında su işleme derinliği sonuçlarının daha başarılı olduğunu tespit ettik. Su geçimsizlik katkılı betonlarda referans betona göre kılcal su emme özelliğinde olumlu sonuçlar alınırken basınç altında su geçimlik testinde su geçirimsizlik katkı cinsine bağlı olarak sonuçlar farklılık gösterdi. Yani iyi de olan oldu, daha kötü de yani beklemediğimizden daha kötü olan sonuçlar da oldu.
Bu arada tasarımda bahsettiğim referans betona göre %100 0.4, yani tamamını ince malzemesini tamamen 0.4'ten tespit olduğumuz tasarımda da referans betona göre her iki test metodunda daha iyi sonuçlar elde edildi. Beton durabilite testleriyle ilgili de hızlı klor geçirimliliği ve klor migrasyon deneyleri yaptık. Karışımlar arasında hızlı klor ve klor migrasyon durabilite test sonuçlarında her iki test sonucunda da karışımlarda düzgün bir kolorasyon sağladık. Birbirini destekleyen sonuçlar oldu. Mineral katkılı betonların yalın çimentolu karışımlara göre olumlu sonuçlar verdiği görülürken, çimento tipinden bağımsız olarak en düşük klor geçirimliliği ve klor migrasyon kas sessizleri yine yüksek fırıncı ruflu karışımlarda tespit ettik. Su geçimsizlik katkılarına gelince katkılar hızlı klor geçimliliği açısından bir farklılık yaratmasa da yine sugeç 1 ve sugeç 3 diye adlandırdığımız katkılarda klor migrasyon değerinde iyileşmeler tespit edildi. Yapmış olduğumuz çalışmalarda sonuçları değinersek betonarme yapıların hizmet süresini etkileyen kimyasal bozulmalara karşı beton karışım tasarımında alınabilecek önlemlerin incelendiği bu çalışmanın içerisinde mineral katkı kullanımının beton basınç dayanımını olumsuz yönde etkilemeden geçirimlik değerlerinde iyileşme sağladığı, dolayısıyla beton durabilitesini olumlu yönde etkilediği belirlendi. Özellikle ÖFC'nin beton karışım tasarımlarında kullanımının geçirimlik, adiabatik ısı, ısı gelişimi ve durabilite değerlerinde olumlu etkisi ön plana çıktı. Buna ilk olarak beton karışımlarında su geçimsizlik katkılarının kullanımı sonucunda geçirimlik özelliklerinde katkı tipine bağlı olarak bazı gelişmeler tespit edilmiş. Ancak kullanım öncesinde yapılacak testlere taze ve saturasyon beton özelliklerine etkisi mutlaka test edilmelidir. Sonuç olarak beton karışım tasarımı çalışmalarında yapının maruz kalacağı çevresel etkilere göre yapılan kabullerde maksimum su bölü çimento ve minimum çimento miktarının yeterli olmadığı, yapının ihtiyacı olan durabilite kriterlerine göre beton performans testleriyle uygun malzemeler ile tasarımın belirlenmesi gerektiği ön plana çıkmaktadır. Teşekkür ederim.